Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için kritik tarih belli oldu. Zamlı maaş takvimi ortaya çıktı. 5 aylık enflasyon farkı belli olmasının ardından sıra 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasına geldi. 3 Temmuz tarihinde belli olacak olan enflasyon farkı sonrası emekli ve memur maaşı ve ödeme takvimi belli oldu. Milyonlarca memur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisinin maaşı Temmuz 2024'te yeniden hesaplanacak. Uzmanlar, memur maaş zammı ve emekli zammı hesabı yapmaya başlarken kimin ne kadar maaş alacağı da aşağı yukarı belli olmaya başladı. İşte 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zam hesabı ve ödeme takviminin ayrıntıları. Geçtiğimiz mayıs ayında açıklanan enflasyon aylık bazda %3,37 geldi. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı için 5 aylık enflasyon rakamı %22,27 oldu. %10 memur toplu sözleşme zammı ve %6,72 5 aylık memur enflasyon farkı ile memur zammı %17,4 olarak kesinleşti. 3 Temmuz çarşamba günü saat 10.00'da kesin olarak yapılacak olan zammın son verisi olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Merkez Bankası'nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun %25,81 olarak gelmesi bekleniyor. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkının ise %20,35 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Kim ne kadar maaş alacak? Bağkur, esnaf 10.178 TL'den 12.804 TL'ye. Bağkur, tarım 8.089 TL'den 10.176 TL'ye. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 öncesi 11.367 TL'den 14.300 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin Türk lirası seviyesinde. En düşük memur emekli maaşı 14740 Türk lirası 17739 TL'ye. En düşük memur maaşı 32860 TL'den 39547 TL'ye. Bekar memur 30372 TL'den 36552 TL'ye çıkacak. Ortalama memur maaşı da bin44500 Türk lirası seviyesine gelecek. Zamlı maaşlar için ödeme tarihleri belli oldu. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 22'sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23ünde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24ünde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.